Fehime Gelin'in mutfağında ilk dikkatimizi çeken şey gözlerde bulanıklık hissi yaratan ara fayansları oluyor. Siyah beyaz uyumu güzel ama keşke daha düz bir seçim yapsaydınız. Masa takımınız da tek başına çok hoş fakat bu lacivert sandalyeleri nereye uydurdunuz sorusunu şimdiden duyar gibiyim. Perdenizi ise çok beğendik. Fehime'nin mutfağı yazısının üstündeki figür de çok hoşumuza gitti. Bu doğalgaz borusunu neden kamufle etmediniz sorusu da gelebilir bizden söylemesi. Avizenize ise diyecek yok. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz? Ben başlayayım. Başla. Avizenin mutfağına göre biraz daha klasik buldum. Daha spor taksam daha şık olurdu. Tezgah aranı sevmedim. Çok karışık desenleri. Bir de keşke masanı gold değil de metal tonlarda kullansam mutfağına daha iyi olurdu. Evet. Bu kadar. Tezgah arası ve fayans, tezgah birbiriyle uyumlu aslında. Ama sanki bu masa buraya ait değilmiş gibi. Farklı bir yerinmiş de sonradan burada kullanmaya başlamışsın gibi duruyor. Çünkü mutfağında gold hiçbir detay yok masadan başka. Masa ve halıda var. Bir de duvar kağıtlarında O kahverengi yalnız gold yok, değil. Yok gold olarak. Vizu. Ben devam edeyim kızlar. Bu halıyı ben mutfağa uyduramadım. Bir salon halısı olabilirdi. Evet. Veya başka bir odaya uyabilirdi ama mutfağa uyduramadım. Mutfak dolaplarıyla renk çok, güzel. Çok uyumsuz çünkü. Evet. O yüzden böyle buraya aitmiş gibi durmuyor pek. Yok. Evet. Ben de perdenin o kağıtlarını beğenemedim. Hayır aslında perde mutfağa uyumlu. Ya. Ama halı ve masa uymadığı için ters çiçekleri köşe koyduğun olmuş. Için beğenemedim. Bir de çocuk kilitlerini çok beğendim. Evet çok mantıklı. Benim çok hoşuma gidiyor. Kullanıyorum çocuk kilitlerini. Bir de damacanadaki gelin başı gibi olmuş. İki tane gelinimiz var bugün. Bak Eda Nur da bugün gelin gibi olmuş. Çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Onun dışında olmuş. Masanı beğendim. Birine yakışmış. Bir de şunu anlam veremedim. Yemek ister misin? Vallahi yiyeyim. Yiyin kızlar, çok var. Bıçak var mıydı? Alabilir miyim? Tabii. Bakayım biraz daha büyük olsa daha güzel olurdu. Gibime geliyor Fehmeciğim. Bu avizen düşecek gibi duruyor ya. Buyur canım. Biz buradayken düşmez inşallah Fehmi. Yok canım düşmez. Benzettim. Sağlamdır. Benzettim. Disko topuna. Bana da o yakışır canım. Tabii canım. Kırmızı, mavi, yok, gold. Ben kırmızıyı çok seviyorum kırmızıyı. Tezgah üstünde falan. Hatta kırmızı bir gülüm vardı buraya koymak zaten istedim ama. Kırmızı bir burada çiçekler ama var genel diye genel olarak koymadım. Baktığın zaman rengarenk duruyor. Kırmızı, evet. Siyah, beyaz, gri, mavi, lacivert. İzmir'de mutfak ürünlerini kırmızı aldım ben. Rengarenk. Kırmızıyı evet, çok seviyorum. Yani masanda falan da kullansaydın o zaman kırmızıyı. Beyaz bu eve geldiğimizde böyleydi yani eve aldığımızda. O da komple böyleydi. Beyaz bir de siyah olsaydı belki kırmızı o kadar gözlerine batmazdı. Yok hayır. Oraya kırmızı yakışıyor. Orada evet. Hiçbir problem ama burayla. Genel olarak baktığın zaman böyle alakasız geliyor. Musluğumda da gold olduğu için masa sandalyeme musluk uyuyor. Musluk da oraya pek uymamış gibi. Olmamış. Siyah ve gold. Perdenin fiyatı ne kadar? Perde böyle 2000 TL. Güzel. Ama sen yap, o çiçekleri çıkart oradan. Halı ne kadar? Başka bir şey. Yok seviyorum ben onu güzel. Halı ne kadar? Halı 1500 TL. Masa? Masa 5000 TL. Wow. İyiymiş. Masa açılıyor değil mi? Herhalde değil evet, mi? Evet masa sonradan. Yok çeyizimin değil. Evet. 4 yıl falan oldu alalı. Keşke sandalyelerinde ve masanda da siyah, beyaz, kırmızı kullanabilirdim. Ben gold'u sevdiğim için tüm onu yansıtmak istedim. Her yerimde gold yok tabii ki ama oturma odam falan spor. Evet. Mutfakla. Ama mutfakta olmamış. Sandalyenin olmuş. Rengini beğendim ama. Evet. İşte beğendim. Güzel ama buraya tek başına güzel. Evet. Masa tek yoksa, başına çok güzel. Evet. Yani ayrı ayrı parça parça bakıldığı zaman tek başına güzel. Yani tezgahın üzerinde kırmızı mesela beni rahatsız etmiyor. Ama genel olarak baktığım zaman bir renk cümbüşü görüyorum. O da beyazdan kaynaklanıyor başka bir şey değil. Evet. Kız gold, metal, siyah, beyaz. Hayır tezgahın üstünü söylüyorum. Hayır orası hayır, çok güzel. Hayır onda sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok ama bak içeri girdiğimiz anda Mavi mi? Saks mavisi mi? Lacivert mi? Sonra gold, metalik, gri, açık gri, koyu gri, siyah. Bunlar böyle bir karmaşa. Ben musluğunu çok beğendim.
Çok şık. Teşekkür ederim canım. Evet. Güzel bir musluk ama gold kalınması olarak olmasa daha güzel olurdu. Metalik olsaydı gold yerleri daha şık dururdu. Uyum sağlardı. Evet. Ben anladığım kadarıyla muslukla sandalye uydurmuş. Bir de duvar kağıdımla uydurmuş. Yani duvar kağıdının çok bir alakası yok gold'la. Vizon rengi o. Toprak tonları. Aradakiler de mavi değil de gri tonu mu? Yani çok yok, biraz uçuk, mavilik mi? Böyle çok açık, soft bir mavi. Zaten de tam duvar kağıdından kızın olmazdı. Bunları sen mi yaptın duvar kağıdını yoksa birinde var mıydı? Yok, ben yaptırdım. Ha. Peki bitti mi mutfak yorumlarımız kızlar? Evet. Bu kadar. Tamam. Tamam. Nereye geçiyoruz Fehmi Hanım? Burayı biraz karışık buldunuz. Yatak odasına geçelim, bakalım orayı nasıl bulacaksınız? Tamam, geçelim.